Nazar'ın ve Sultan'ın babası Hasan Bey'den yeni bir açıklama geldi. Nazar kızım, evine neden dönmüyorsun? Beni neden dinlemiyorsun? Sende hiç akıl fikir yok mu ya? Adamlar anası istemiyor, babası istemiyor. Şimdi de durmuş arkandayım diyor. Nasıl arkandaymış bu? Bizim şartlarımızı kabul edebilir mi o adam? Bizi insanlara, topluma rezil kepaze ettin ya. Rezil ettin, yetmiyor mu bizi ya? Çık evine dön gel ya. Beni hiç mi düşünmüyorsun? Nazar gel kızım. Bu adamlardan sana hayır gelmez. Kızım parayla saadet olmaz. Bu adam benim şartlarımı kaldırabilir mi? Ben altın tak isterim ondan. Düğün dernek isterim. 3 gün 3 gece yemek verecek. Bunlara kabulleniyor mu? Sinan sen buraya geldin, ben sana söylemedim mi? Ben seni istemiyorum dedin. Sen de bana ne dedin? Şartlarımı kabul ediyorum dedin. Şartlarımı kabul ediyorsan orada oğluna da diyeceksin, gelinine de diyeceksin, ailene de diyeceksin. Ben Hasan Baba'nın şartlarını kabul ettim. Oğlumun arkasındayım diyorum. Gel buraya görüşelim. Oğlum da gelsin, sen de gel. Görüşelim. Büyüğün gel gel. Benim şartlarım ağırdır. Kabul ediyorsan düşün taşın, ona göre gel bana. Vallahi Hasan Bey iyice yokuşa sürdü işi. Şartlarım ağır diyor. Ne olduğunu söylemiyor ama ağır. Ağır diyor. Yani bir kişiye de götüreceği kadar ağırlık yüklenir. Fazlasını taşıyamam ben de. Yani ağır derken anladığım kadarıyla Nazar, Aykut. Yani diyor ki bu iş zor. Yokuşa sürüyor. Evet, aynen abi. Öyle. Bu iş zor diyor yani. Öyle bir şeyler isteyecek ki Sinan Bey'in altından kalkamayacağı şeyler olacak. Yani Sinan Bey'in de kendine göre bir durumu var adamın. Tamam evet. Yapacak da yaparım diyor zaten. Öyle gitti Hasan Bey'in yanına. Ama döndüğünde ne dedi? Bunu dedi altınla maltınla alakalı değil, istemiyor dedi. Şimdi Hasan Bey baktı ki Nazar'ı getiremiyor. Acaba taktik mi değiştirdi? Büyük bir ihtimal abla. Bence babam zaten yine doğruları konuşmuş. Adam haklı. Tamam doğrular konuşuyor konuşmasına Sinan Bey bunları yaparsa ama babanın ne isteyeceğini bilmiyoruz. Kim bilir ne isteyecek Nazar? Seni vermemek için, şimdi ben bunu anladım. Seni vermemek için her şeyi yapacak. Baba abla yapar. Ben babamın arkasındayım. Yani kızım yapar da. Doğru diyor. Ne yapar yani? Şimdi benim kalkamayacağım bir şey istediği zaman hep beraber olup yapacağız o zaman. Sadece ben değil. Hep beraber olacağız. Sultan'ın kendini paralama nedenini anladım ben. Evet. Buraya geleceğini. Babam 3 gün 3 gece düğün ister. Evet öyle dedi. 3 gün 3 gece yemek ister. Takı deyince hepimiz biliyoruz bu takının ne olduğunu. Onlar ister. İster. Takıyı da nasıl tak isteyecek onu da bilmiyoruz yani. Takı onu da derken, bilmiyoruz. 3 tane bilezik mi diyecek? Hani tahmin etmiyorum yani. 3'ten falan tahmin etmiyorum da. 2 metre kordon mu diyecek? Büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Bir de burada böyle şeyler de var ya, kordonlar mordonlar. Kemer isteyecek, bir şeyler isteyecek herhalde yani. Feridine göre. Nazar, şimdi sen de Aykut'un da Sinan Bey'in de durumunu biliyorsun. Şimdi baban bu mantık dışı büyük şeyler isterse ne yapacaksın yavrum? Babamın arkasında duracağım yani. Babam doğruyu diyor. Verecekler. Alacaklar. Şimdi Nazar'ın ne hoşuna gitti? Bir genç kız olarak babasını yumuşamış olarak gördü. Anladınız mı? Yani ha babam işi buraya getirdiyse iyi tamam yumuşadı. Ben tecrübelerime dayanarak öyle görmedim. Şimdi onun yüzü güldü bak. Yani. Çocuk yani. Sonuçta bir tık genç benim kız. Arkamda yani. Sevgi ne oldu sevgi? Ne Şadıman? Diyorum ki birbirlerini çok seviyordular, her şeyi kabul ediyordular. Şimdi baban öyle dedi diye çarkı felek gibi döndün birden. Aykut'u niye sattın? Aykut'u satmadım. Aykut hala yanımda, karşımda değil. Ama babanın istekleri çok ağır gelirse, Aykut da Sinan Bey yapamazsa sen ne karar vereceksin? Ben yine Aykut'la her şeye varım. Ben açlığa da varım, tokluğa da varım. Ama şu an benim babam istiyorsa durumları da var, yapacaklar yani. Vah vah. Yazık oldu vallahi Sinan Bey'le Aykut'a. Zaten hep baştan bunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Anlatamıyorum bir türlü. Oğluma da anlatamıyorum. Nazar'a da anlatamıyorum. Bir türlü anlamadılar beni. Ve netekim Hasan Baba anlatmaya çalıştı şimdi. İnşallah şimdi anlamışlardır.
Yani Aykut sizin... babasının elinden tutacak. Benim babamın kapısına kadar gidecek. Her şeyi halledip gelecekler buraya. Gidin be. Bir gidin bakalım ne isteyecek. Seda abla, çok gitmek bir şey değil. Tamam ben giderim. Giderim ama şart koyduğu zaman ben arkamı döner geri çıkar gelirim. Tam kavga etme. Kabul edemem yani. Kavga etme çünkü... Çünkü ben o adamın ne isteyeceğini biliyorum. Hiç kavga etme. Hayır kavga etmem. Kavga edecek bir konu Hasan yok Hasan Bey yani. Sinirlense bile sen onun büyük kızıyla evlisin. Yani. Senin yuvanın ağız tadı için sen aynen kavga öyle etme. Bakalım ne istiyor dinleyelim. Tabii tabii. Ama Sultan bu bütçenin böyle sarsılacağını tahmin ettiği için istemiyordu demek başından beri. Yani başımıza gelecekleri biliyorum. Bizim evimiz sarsılacak. Bu bize her halükarda yansıyacak. Evet. Peki Sultan'ın o... yastık altındakiler bana gelecek diye korkuyor. Gelir merak etme. Yapacak olduktan sonra Sultan'ınkileri bozdurup da sana veyahut da Sultan'ınkileri alıp da sana takacak değilim. Gücümün yettiği kadarıyla sana yapacağım. İnşallah gücümün ama yettiği kadar konuşur. Gücümün yettiği kadar. Ama inşallah o sence ne isteyecek yani. Şükran? Hasan Bey? Ben Hasan Bey'i burada çok değişmiş görüyorum. İlk VTR'sinden şimdiki konuşmasını çok değişmiş. Bu bir taktik mi? Evet, taktik olabilir. İşi yokuşa sürüyor şu anda. Peki yapabilecek misin, karşılayabilecek misin isteklerini? Abla Sinan Bey? Abla ne istediğini bilmiyorum. Ama onun öyle hani ağzı dolu dolu konuştuğuna bakarsan ki biraz zor. Vallahi ben bile merak ettim. Yani ev derse zaten ben kirada oturuyorum. Bence kesinlikle. Çok fazla bir şeyler isteyecek ki bence bayağı de bir yokuş. Bence de o zaten yine lafın sonuna gelecek. İlk konuştuğuna gelecek. Ondan sonra nazarından biz burada yükseleceğiz. Hep hiç şey olmamış gibi. Biz Malatyalıyız yani. Malatya kızı almak da o kadar kolay değil. Vallahi biz de Sivaslıyız. Oğlan almak da kolay değil yani. Ben de oğlum için bir şeyler istiyorum o zaman. Ne oldu Demetciğim? Nazarcığım neden kaçtın o zaman sen? Bir. İkincisi baban oradan biraz atıp tutuyor ya, seni buradan götüremedi. Sonra bu taktiği uyguladı. Bence de. Sinan Bey ben de size şöyle bir öneride bulunayım. Sultan'a nasıl bir takı yaptıysanız 3-5. Aynı teklifi gidin Hasan Bey'e söyleyin. Hasan Bey ben sizin kızınızı böyle aldım. Benim gücüm bu kadar. Nazara da bunları yapacağım deyin. İster kabul etsin ister etmesin. Abla şimdi şöyle bir şey var. Sultan'a ben gittiğimde... Babası benden bir şey istemedi. Allah var yani, Allah yukarıda şey, bu da benden bir şey istemedi. İstemem. Ben içimden gelerek yapabildiğimi yaptım. Ne güzel. Şimdi... Şimdi Hasan Bey onun da acısını çıkaracak. Ben sana söyleyeyim. Büyük ihtimal. Aynen. Büyük ihtimal. O ihale de bize patladı abla. Büyük vallahi ihtimal. Size patladı Aykut. Ah kıyamam annem ya. Allah çekecek şile varmış. Benim abi beni o kadar şey çok seviyor ki. Şimdi en Aykut'la Nazar'ın gerçekten çok güzel aşkı. Çok anlaşıyorlar. Çok birbirlerini seviyorlar. Gözlerinden görüyorum onu, sosyal medyada da görüyorum ikisini. Aslında ikisi çok mutlu. Sadece istedikleri, ya bize bir şey yapın yani onay verin, bizi kabul edin. Biz kimsesiz değiliz diyorlar. Abla bakın görüntüye. Altına da ne yazmışlar? Nazar Kudur. Bakalım ne olacak? Ne o? Ne bu? Ben anlamadım bunu. Bunu Sultan bunu Hanım'a takı takıyorlar abla. Bunu görmedim. He. Nispet yapıyorlar. Ne aldın? Ama karısı gitti evden. Mecbur alacak adam. Güle güle günlerde kullan. Bebeğim sağ yakışmış. Allah razı olsun. Sana her şey yakışır be. Size de öyle. Vallahi yakışır. Hak edene yakışıyor abla. Oğlum hak etmiyor mu baba? Oğlum hak edir de... Benim etim ne budur ne oğlum, benim kilomdan fazlası. Akıllı kadını seviyorum bak, iki gün gitti bacısının evine, kocası gitti ona takı aldı gitti. Geri getirdi. Akıllı kadın. Çoluğu var çocuğu var, acık kendinize yatırım yapın. Tabii. Evet. Annem hep söylerdi, her kadının bir gizli parası olmalı. Evet. Kendine göre, evet, her abla, kadının. Üç tane daha var. Şimdi ben o işte Dina Kütü hepsini yaptığı zaman geride bekleyen üç tane daha var. Çocuklar değil mi? Evet. Tabii. Ben onlara da bir gelecek hazırlıyorum. Olan Sinan oldu. Şimdi çalış, bu çalış, geleceği Sinan, de alıp çalış. Gittiği zaman... Çalış Sinan çalış. Work 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 yavrum. Erkek babasıysa yapacak abla yani. Erkek çocuk erkek çocuk diye böyle göğüslerini geriyor ya bazı babalar. Erkek çocuksa yapın da görelim bakalım erkek çocuğunuzu. Kızım evladın erkeği de aynı kızı da aynı. Değişen bir şey yok. Allah ne ilahi koyursa onu veriyor. Yok. Kurban olduğum ya Rabbim. Yani. Tabii.